Selamun aleyküm everyone. Bugün sizlere Mac'in ısınma sorunlarına yönelik ufak ve etkileyici bir çözüm yöntemiyle geldim ve bu ücretsiz. Ufak bir programdır. Hem Mac'inizin fan hızlarını kontrol etmenizi sağlıyor, hem de Mac'inizde bulunan sıcaklığı görmenizi sağlıyor. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hem ücretsiz bir yazılım olduğu için kullanımı da rahat. Bootcamp üzerinden Windows'ta da kullanabiliyorsunuz. Özellikle pro modellerdeki ısınma sorunlarına yönelik çok daha etkileyici bir sonuç sergiliyor. Ve kullanılması çok basit olan bir program. Hadi size indirme linklerini ve kurulumu göstereyim ve kullanımına. Crystal ID'nin sayfasından Download kısmına giriyoruz. Download. Burada Windows mı Mac için mi olacağını söylüyor. Mac'e tıklıyoruz. Sierra üstünü destekliyor bu arada. Evet. Uygulamamıza tıklıyoruz. Aç diyoruz. Uygulamalar klasörüne taşıyor. Tamam. Şifremizi giriyoruz. Şu anda Mac'imizin fanları çıkıyor ortada. Benimki mini olduğu için bir tane fanı var. En düşük 1800 RPM, en yüksek 48.000 RPM'de çalışabiliyor. Burada sensör sıcaklıkları var. Mesela AirPort kartı 36 derecedeymiş. Ambientleri bilmiyorum. İşlemcinin birinci çekirdeği 50 derece, ikinci çekirdeği 46. Bunlar da disk sürücüleri. Buradan otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Bu normal Mac'in standartıdır. Custom derseniz sensör tabanlı değer. Buradan istediğiniz sensörü şu kadar arttığında yükselsin, şu kadar arttığında düşsün şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben sabit RPM'i kullanıyorum. 4800 yaptığınız zaman şurada göreceğiniz üzere birazdan sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Fakat bu da Mac'inizin daha hızlı çalıştığı için bir fan sesi gelmesine sebep olur. Ama mesela ben fan sesi istemiyorum derseniz, tabii her Mac'e göre bu farklı da çalışma hızlarına göre. Mesela 3794 RPM'de çok çok az bir fan sesi geliyor. 3252'ye düşürelim. Şu anda mesela hani duyulmayacak bir fan sesi geliyor. Hem bunda performansı yüksek hem de sizi kullanım açısından rahatsız etmeyecek bir fan olur. Ama özellikle eğer ortamınız sıcaksa, soğutabilme niyetiniz yani durumunuz yoksa en yükseğe almanız ya da çok zorlayıcı işlemler yapacaksanız kısa süreyle en yükseğe almanız çok daha mantıklı. Hem bilgisayarın sağlığı için hem de soğutma performansın için o daha mantıklı olur. Ben tabi burada kişisel kullanımlarıma göre özellikle güçlü bir işlem yapacaksam fanı ileri alıyorum ya da yazın hep yani yazın minimum 3700 RPM yukarısında kullanıyorum. Ama normal zamanda otomatiğe de alıyorum. O sizin kullanım tercihinize kalmış. Tercihler menüsünden de sistemle birlikte otomatik başlatı seçerseniz siz açıldığında yani siz bilgisayarınız açtığınızda çıkar. En hassas değer derseniz size gramajdan yani minimum değerleri de gösterir. Gramaj ne alaka çıktı ya. İkonu seçebiliyorsunuz. Renkli. Fan sensör. Bunlar şurada göreceğiniz köşedekiler. Renkli görsün. Fahrenheit sıcaklık birimi Türkiye'de pek kullanılmadığı için hani onu söylemiyorum. Bu da ayrı bir sıcaklık birimi. Zaten Türkçedir program.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Programın linkini aşağı bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz, abone ol kısımlarına falan tıklarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.